yaşlanıyoruz arkadaş ya. Daha dün doğum günümdü. Doğum günü videosu çektim güya. Gittim kendime çanta aldım, ödüllendirdim, bir şeyler yaptım falan filan. Günler ne çabuk geçiyor. Burada 229 TL'ye aldığım çantamız var. Burada da şu an piyasa fiyatı yaklaşık 2383 TL olan Dynes marka bir çantamız var. Bu çantalar hangi özellikleriyle birbirine benziyor ya da gerçekten birbirlerine benziyorlar mı? Kalite olarak ne kadar yakınlar? Buna bakacağız arkadaşlar. Sözü fazla uzatmıyorum. Hadi hemen şöyle bir yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu çantada ilk dikkat ettiğim, gözüme çarpan nokta No Drag Mac 5 diye bir ibare var burada. Bu sanırım çantanın serisi, modeli gibi bir şey herhalde bu Dynes çantalarda. Bunun herhalde Mac 4 işte ya da 6, 7, 8 ya da işte 3, 2, 1 diye gidiyor sanırım modelleri. Şimdi bu askı kısımlarına bir bakalım. İnceleyelim şöyle dokusuna güzelce bir bakalım. Sert bir malzeme var içerisinde, öyle söyleyeyim size, bakın. Hemen böyle esnemiyor içeri doğru. Gayet diri duran bir malzeme var. Dışındaki kumaşı yine kaliteli bir kumaştan yapılmış. Işıkta da zaten parlaklığından anlayacaksınızdır. Gayet iyi duruyor. Yani su tutmaz bir kumaşa benziyor. Gördüğünüz gibi böyle kanat destekleri var. Çok güzel sünger yapısı var. Sırtınıza rahat bir hissiyat verir bu. Bu önemli. Uzun yolculuklarda özellikle çantanız yüklüyse hele, şunlar bayağı bir artı sağlar sizin için. Fermuar kalitesine bakıyorum. Fermuarlar şıkır şıkır. Çok rahat bir şekilde açılıp kapanıyor. Evet, çantamızı açıyoruz. Bakalım içeride neyle karşılaşacağız. Şimdi kıyaslayacağımız malı neyle kıyasladığımıza bir bakalım değil mi? Hani ne göreceğiz, karşımıza ne çıkacak? İlk gözüme şurası çarptı. Su şişesi falan, kahve bardağı gibi şeyler koyabiliriz. Burada da yine karşılığı var aynı şekilde. Burada da hatta yağmurluğu var sanırım. Şunu bir açalım bakalım. Nasıl, kırmızı da çok güzel bir kırmızıymış. Şöyle. Evet. Bunu hemen merak edenler için nasıl kullanılır diye gösteriyorum arkadaşlar. Bu. Yağmurlu yola çıkıyoruz diyelim. Dur, şuraları da geçirmedik tam. Evet. Yağmurlu havalarda ıslanmasın çantamız diye ekstra böyle bir yağmurluğu var. Ve çok güzel. Harbiden görüntüsü de değişti. Kıpkırmızı bir şey oldu. Sanırım bunun da parlama özelliği var. Çünkü kamerada bilmiyorum belli oluyor mu ama böyle reflektörlü gibi duruyor. Öyle bir artısı var gibi. Şu zaten reflektörlü. Şu Dynes işareti. Bu çok güzel. Şimdi yağmurluğu bir kenara atalım. Burada çok güzel metal bir aksesuar koymuşlar. Bu çanta sırtımızda balon efekti yapmasın diye, paraşüt gibi böyle arkaya açılmasın diye. Hani sıkmamız icap edecek ya, şunu böyle göğsümüzden getireceğiz, çıt diye sıkacağız. Adamlar bunun yüksekliğini ayarlamışlar burada, bakın. Kademe kademe, birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe. Bizimki şu anda üçüncü kademede duruyor. Yani tam göğsümüzün orta hizasına denk geliyor. Bu güzel bir detay. Buradaki yüksekliği ayarlayabilme gayet güzel bir detay. Yine bu sırtımıza tam temas eden dokusu gayet iyi gözüküyor. Evet, şimdi içerisine girelim. İçeride kaç tane göz var bakalım. 1, 2, 3, 4 ve şurada 5 bir tane daha gözü var. Küçük bir göz var içeride. Burada yine böyle kalem gibi ince, uzun, küçük malzemeleri koyabileceğimiz bir yer var. Bakın şurada yine önemli bir detay gözüme çarpıyor. Mesela kitap, defter, not kağıtları gibi şeyler var. Bunlar dağılmasın diye adamlar böyle esnek bir lastik koymuşlar. Gördüğünüz gibi gayet düzenli bir şekilde kağıtlarımızı tutmaya yarıyor. Şurada küçük bir fermuarımız var. Yine dikkat ettiğim bu fermuar işte, ne bileyim, ben olsam bozuk paraları falan filanları atarım. Ya da küçük el feneri gibi şeyleri atabilirsiniz. El altında bulundurulacak şeyler atılabilir. Şöyle göstereyim. Kamerada net gözüküyordur. Şu açtık. Bunu da açtık. Vay, şöyle bir şey var abi. İşte bu önemli. Buraya ekstra böyle yoğun olabilecek, sıkışabilecek küçük tişörtler, iç çamaşırlar gibi, aklıma onlar geldi. Böyle hani
sıkıştırınca ufalabilecek malzemeleri buraya böyle koyup tak diye burada kilitleyebilirsiniz. Bir arada duracaktır. Ne bileyim işte çorabınız falan filanınız ya da çadırla ilgili bir aksesuarınız, bir şeyiniz varsa. Burası güzel. Yine burası da dergilik gibi falan kullanılabilir. Ekstra avantajlı. Evet. Şimdi büyük kısma geçiyoruz tekrardan. Büyük kısımda şöyle bir göz yapmışlar ekstra. Kamerada da inşallah güzel gözüküyordur bunlar. Tam göremiyorum çünkü kamera arkasında. Şöyle yapalım bakın. Evet. Bayağı güzel bir göz yapmışlar içerisine. İçerideki dokuya baktığımda bakın içeriden vuruyorum tak 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 sesi geliyor. Yani içerideki malzeme de sert malzeme. Ondan sonra şurada yine küçük bir cep var. Şurasında. Bu da fermuarla buradan böyle açılıyor. Fermuarla buraya hızlı ulaşabileceğiniz hemen böyle işte ne bileyim şarj kablosuydu falan filan powerbank gibi şeyleri buraya hemen sıkıştırabilirsiniz. Yanlarda çok güzel bir detay var. Körük vazifesi görüyor. Çantanın genişlemesi için. İçerisine daha büyük malzeme koyabilmek için. Evet bakalım. Hadi şimdi bir test yapalım. Bizim Shoya kaskımızı bir koyalım içerisine. Duracak mı? Şöyle kapattım. Abi gayet durdu. Malzeme şu an sınıftan geçti yani ben size söyleyeyim. Ve içinde daha yer var. Daha başka şeyler de alır şu an içine. Tekrardan açalım. Açılış kapanışı falan çok şık. Ya bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Şu an bu incelediğimiz ürün gerçekten bilindik. Bu sektörde tercih edilen kaliteli zirve bir marka. Bakın şurada şöyle bir detay var. Şöyle göstereyim size burayı. Şimdi diyeceksiniz hani buradan su kaçar falan. Hayır abi kaçmaz. Adamlar yağmurluğunu yapmış çünkü. Yağmurlu havalarda bunu örttüğün zaman buna hiçbir şey olmaz. Bu ne işe yarıyor? Buradan kabloyu geçiriyorsun. Telefonu şarj edebiliyorsun. Power bank'ini falan burada dediğim gibi az önce bak buralara falan koyarsın. Bak şuradaki gözlük power bank'i koydun. Buradan kabloyu çıkarttın. Şuradan çıkarttın hemen. Şarj ettin. Bu da güzel. Çantanın dışında şurada yine küçük bir fermuarımız var. Kullanabileceğimiz. Ve şurada çok güzel bir tutma özelliği var. Bakın arkadaşlar buradan bu çanta tutulabiliyor. Böyle alıp gezebilirsiniz. Rahat bir şekilde. Bir de aşağıdan yine kitleme halatı diyelim buna. Şöyle yine bel hizasından kitleyebileceğiniz hem belden hem göğüsten kitlemeli avantajı bulunuyor çantamızın. Aynes bu şekilde. Hadi o zaman bir de bizim aldığımız doğum günü çantasına geçelim. Markası neymiş detaylı bir inceleyelim. İlk önce göze çarpan özelliği bu çantanın dışının böyle karbon görünümlü olması. Sanırım gerçek karbon. Çünkü şöyle bir şey dikkatimi çekti. Yani neye dayanarak bunu söylediğimi size söyleyeyim. Dynes çantayı elimle şimdi tuttum, tarttım, taşıdım, götürdüm, getirdim. Daha sonrasında bu çantayı aldım. Bir kere muazzam bir ağırlık farkı var. İki çantanın da dış katmanı sert. İki çantanın da dış katmanı sert. Fakat bunda böyle görsel bir şölen var bizi karşılayan. Şuradaki beyaz çizgileri de reflektörlü. Yani siz gece yolculuk yaparken de ya da işte hafif karanlık yollarda bunlar bayağı bir avantaj sağlayacaktır. Diğer araçlar tarafından fark edilmenizi sağlayacak. Şöyle yan tarafından bir süzelim. Yine burada bahsettiğim gibi az önceki çantada da vardı. Kaygan bir yüzey var. Su tutmaz bir yüzeye benziyor. Su geçirmez bir yüzeye benziyor. Dynes çantamızda nasıl bu kademe vardı? Burada da yine aynı şekilde. Bakın burada ekstradan yine reflektörlü bölümler de var. Çok güzel yapmışlar. Yine kademelerimiz burada. İki de evet. Alt tarafta yine belden kitleme var. Şöyle göstereyim. Yine belden kitleme özelliğimiz var. Dynes'te olduğu gibi burada da göğüsten kitleme özelliğimiz var. Evet ve soketler bile neredeyse birbirinin kopyası. Öyle söyleyeyim size. Soketler bile birbiriyle aynı. Biraz önce Dynes çantada baktığımızda kanat bölgemizi rahatlatacak çok güzel süngerler olduğunu söylemiştik. Burada da var aynı süngerler ve hatta doku olarak daha kalın buradaki sünger ve daha yumuşak. Evet, daha kalın ve daha yumuşak. Bunda da burada çok şık bir
Bakın tutma yeri var çantamızda. Gayet hoş. Şurada yine bir yere asabilmek için tercih edebileceğimiz bir askısı bulunuyor. Yine Dynas çantada olduğu gibi haznesi var. Aynı derinlikte, Dynas'ı aynı derinlikte. Şimdi iç kısma geçiyoruz. Bakalım iç kısımda bizi neler karşılayacak. Hemen şöyle açalım. Hop. Tarararam. O da ne? Nar gibi. Nar gibi. Evet, Dynas'ımızın de içi kırmızıydı. Gördüğünüz gibi bu çantanın da içi kırmızı. Yine bir darbe testi yapalım. Evet. Yine sert dokudan yapılmış. Böyle bir haznemiz var. Dynas çantada olduğu gibi North Pacific marka doğum günü çantamızda da burada yine suluklarımızı, bardaklarımızı, dilimun benzer nesneleri koyabileceğimiz yuvalarımız bulunuyor. Evet, üst kısma geliyoruz şimdi. Üst kısımda yine burada şarj etme özelliği, şarj kablosu için geçiş özelliği yapmış adamlar. Yine burada derin bir haznesi var. 1, 2, 3, 4 fermuarlı bölüm, 5 ve yine burada kalem ve işte bilumum, diğer fenerdi, lazerdi falan filan gibi ekipmanlarımızı koyabileceğimiz bir yerimiz bulunmakta. Yine aynı şekilde dergilik, kağıt koyabileceğimiz şöyle lastik bölümümüz yine bulunmakta. Şu anda size gösterebileceğim detaylar bu. Evet, diğerinde artı olarak biz neye bakmıştık? Körük var demiştik. Bakalım bu çantamızda körük özelliği var mı? Genelde herkesin merak ettiği kısım zaten bu. Bu çanta kask alıyor mu içerisine? Kask alabilmesi için körüğünün olması gerekiyor. Evet, görüldüğü gibi körük yok arkadaşlar. Tek fermuar hizamız var. Peki bu haliyle bu çanta kask alabilecek mi? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Görüldüğü gibi alamıyor. Dynas'imizde körük özelliği olduğu için rahat bir şekilde kaskımız içerisine sığarken North Pacific marka içerisine kask sığmıyor. Ama onun dışında arkadaşlar özellikleri gerçekten neredeyse hemen hemen birebir diyebilirim artık. Aynı birbiriyle. Bel sabitlemelerinden tutun da işte göğüs sabitlemelerine kadar. Artı dışındaki bu karbon kaplaması gerçekten yakışıklı duruyor ve gramaj olarak Dynas'a göre daha hafif. Bu gramaj farkını da o körüklü hazneye bağlayabiliriz. Çünkü körükler için ekstra kumaş, ekstra fermuar kullanılıyor. O da mutlaka ağırlığı etkileyecektir. Şu görmekte olduğunuz çantayla yaklaşık olarak yarım saat kadar yol aldım. 38 derece hava sıcaklığında ve MT-09'la şehir içi trafiğinde sürdüm. Haliyle motorun kendi sıcaklığı da 100 derecenin üzerlerinde zaman zaman, hatta birçok kez çıktı. Sırtımda da şöyle bir çanta varken, koyu renk bir çanta ve güneşli havada, ben bu çantayla açıkçası rahatsız olmadım ve yazlık mont vardı üzerinde. Yazlık montumun üstünde de bu çanta takılıydı. Herhangi bir ekstra terleme yaşamadım, bir daralma yaşamadım. Eğer bu tarz şikayetleri olan varsa size tavsiyem arkadaşlar, çantanızın askı ayarlarıyla oynamanızdır. Uygun askı ayarını bulduğunuz zaman çantanın sizi sıkmamasını, vücut sıcaklık dengenizin normal olmasını sağlayabilirsiniz. Benim için bu çanta sınıftan geçti. Alınabilir bir çanta arkadaşlar.